Merhaba Başak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Başak olanlar Şubat 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve webcetleri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şubat ayına 30 Ocak'ta Merkür'ün geri hareketinin etkisiyle başlıyoruz. 20 Şubat'a kadar Merkür geri harekette olacak. Sizin özellikle 6. ev konularınızla ilgili biraz problemli demeyelim de ufak pürüzler çıkarma eğilimini tetikleyecek bir evde ve yine zorlu gezegenlerle birlikte olacak. Şimdi 6. evinizde Merkür geri harekette, iş hayatınız, günlük iş yükünüz, iş konuları ile ilgili ortak paylaştığınız iş ortamınızdaki arkadaşlar, bir işi böyle iş bölümü şeklinde yaptığınız insanlarla ilgili. Hizmet ettiğiniz sektördür, düzenli yapıp ancak hani onun bizde bir sorumluluk olduğu işleri ifade eder. Günlük ev hanımıysanız günlük rutin işleriniz de buna dahildir. Mecbur olduğumuz, rutin yaptığımız bütün işler bu evin konusudur diyebilirim. Özellikle iş hayatıyla ilgili gündemi olan bireyler için. Merkür burada ufak problemler, özellikle kendinizi ifade etmekte ya da işle ilgili bir sonuç vermek ya da işle ilgili problemleri çözerken ufak problemler yaşayabilirsiniz. Burada çok doğru zihin çalışmayacaktır çözüm yolu üretmek konusunda. Ama 20 Şubat'tan sonra tabii bu etkiler geçiyor. Ama burada Merkür geri harekette her zaman problem çıkarmaz. Özellikle doğum haritanızda Kova burcunda Merkür geri harekette doğan bir bireyseniz siz bunun etkilerini gözlemlemeyeceksinizdir. Ya da burada Merkür geri hareketinde birey daha kontrollü, normaldeki harcadığı efordan biraz daha fazlasını harcar ise daha dikkatli evraklar vesaire konusunda ya da imzaladığı işle ilgili gündemlerde, imzadığı kağıtlarda vesaire daha dikkatli olursa da yine bir problem yaşamama eğilimi yüksek. Sonrasında 1 Şubat'ta Venüs Kova burcuna geçecek. Bu Merkür'ün geri harekette olduğu evi yine işle ilgili gündemlerinizi rahatlatmak adına buraya gelse de hem Satürn, hem Jüpiter, hem Merkür biraz böyle fazla gezegen yoğunluğu Venüs'ün de doğasını yansıtmak adına çok olumlu etkiler sunmuyor. Burada Venüs özellikle sizin yine işle ilgili gündemlerinizi böyle hafif bir rahatlık oluşturabilir. En azından problemleri çözmek ya da iş yükünüzü biraz daha azaltabilir. Güzel bir etki sunacaktır ama 25 Şubat'tan sonra Venüs bir sonraki eve geldiğinde, Balık burcuna geldiğinde daha fazla güzel etkiler söz konusu. Sizin 7. evinize gelmiş olacak 25 Şubat'tan sonra. Venüs burada özellikle işle ilgili gündemlerdi. Böyle bir iş ortaklıkları, işle ilgili böyle yükümlülükler, sorumluluklar, bunları bir kağıda dökmek ya da iş pozisyonunun değişmesi, aynı şirkettesinizdir ama hani görev değişikliği gibi bu konularla ilgili güzel, keyifli, sizi tatmin edici, daha güzel çözüm yolu bulacağınız etkiler sunuyor. Burada 7. ev açık düşmanlarımızı da ifade eder. Burada da yine özellikle açık düşmanlarınızın farkına varacağınız bir etki de oluşturuyor olabilir. Venüs hem o evin konularını rahatlatır hem de o evle ilgili böyle sır, gizemli bir konu var ise bunu da açığa çıkartan bir etki oluşturur. O yüzden bu döngüde açık düşmanlarınızın sizi daha böyle tanımlaması ya da kim olduğunu görmeniz açısından da ya da fark edeceğiniz bir durum olguyla karşılaşma eğiliminizi de gösteriyor. 7. ev evliliğimizin de çok doğrudan ilişkili bir evidir. Evlilikle ilgili gündemlerde de çok keyifli bir etki sunacaktır. Venüs'ün buraya gelmiş olması özellikle evli bireyler için çok keyifli, güzel etkilerle dolu. 7. ev anlaşma da imzalamakla ilişkili olduğu için burada özellikle Venüs parayı ifade eden bir gezegen ve kendi evinde. 7. ev terazinin doğal evi olduğu için kendi evinde çok daha rahat çalışacaktır ve bir yücelim, bir aktif böyle enerjisini sunacaktır. Burada özellikle işle ilgili bir anlaşma imzalama dönemindeyseniz bu maddi getirisi çok daha yüksek olacaktır. İleriki vadelerde hani daha ileriyi düşünen bir bireyseniz bu özellikle iş ilişkileri size ileride çok maddi anlamda daha fazla getirisi olma eğilimini gösteriyor. Şimdi 11 Şubat'taki bu Kova burcundaki yeni ay Dianişta takım yıldızında gerçekleşiyor ve 23 derecede. Bu yenilik özellikle bu bahsetmiş olduğum işle ilgili gündemlerinizde iş yükü, iş hayatı, aktif böyle uğraş verdiğiniz konularla ilgili ve eğer iş hayatında değilseniz beden sağlığını da ifade eder. Beden sağlığıyla ilgili fiziksel görünümünüz, beden sağlığınız bu konularla ilgili bir yeniliğinizin mevcut olduğunu gösteriyor 11 Şubat'taki Dianişta takım yıldızı. Şimdi bu takım yıldızı kendi ritminde, kendi doğasında, kendi benliğini açığa çıkarmakla ilişkili. O yüzden bu konularla ilgili işle ilgili gündemlerinizde ya da beden sağlığınızla ilgili gündeminizde bir yeniliği yaparken ki bu Mars'tan da güzel bir açı almıyor. O yüzden
Bu yenilik fazla kendinizce olabilir ve çok olumlu bir yenilik olmama eğilimi de yüksek. Ki Merkür de burada geri hareketli olduğu için yine sonrasında bu konuları revize etmek adına tekrardan bu konular önünüze gelebilir. O yüzden 11 Şubat'taki bu yenilik çok ılımlı etkilerle dolu değil. Sonra da 27 Şubat'taki Dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. İşte bu çok olumlu. Bunun takım yıldızı Purva Palguni de gerçekleşiyor ve Başak Burcu'nun 8 derecesinde. Sizin birinci evinizde bir yeniliğiniz, bir dolunayınız, bir kapanışınız mevcut. Bu aslında bir yenilik de olabilir. Bir şey kapatırken, evet bir dolunay bir kapanıştır, bir şey kapatıyorsunuzdur ama aslında yeni bir sayfa açılıyordur. O gündeminizden düşerek bir başka hayat ya da bir başka yeniliğe sayfa açıyorsunuzdur anlamına geliyor. Birinci ev toplumdaki intiba ile çok ilişkili. Özellikle beden görüntümüzle de çok ilişkili. Bu konularla ilgili bir sona geliş, bir tamamlanma söz konusu. Purva Palguni Venüs doğasında olduğu için aslında çok güzel bir kapanışınız söz konusu. Belki böyle toplumdaki oluşturduğunuz intiba konusunda gerçekten güzel etkilerle dolu bir kapanış. Hayattaki zorluk, stres oluşturan konular, endişelerinizi kapatmak, artık belki daha mutlu olmak adına. Çünkü siz Başak Burçları ciddi anlamda zorlu etkilerle dolu süreçten geçtiniz. Tıpkı Oğlak ve diğerleri gibi. Bu döngüde özellikle bu kapanıştan sonrasıki süreç aslında 2021'in o parlak yıldızlarıyla dolu sürecinde kapısını aralıyor. O yüzden güzel bir dolunay söz konusu. Sağlık, beden ve fiziksel görünüm dedik. Bu konularla ilgili bir kapanışınız var. Ve bu konforlu bir yaşamın da kapısını aralıyor. Çünkü Purva Palguni böyle bir doğada takım yıldızım. Genel etkileri de bu şekildeydi. Çok olumlu görüyorum 27 Şubat'taki Dolunay'ı. İyi değerlendirmeniz, özellikle sizi dibe çeken, sizi böyle sürekli endişeli, kaygılı bir ruh haline sürükleyen her neyse konular, bunları kapatmak adına çok güzel gelişmeler söz konusu. Ebced değer hesaplamaları sonucunda ya Şafi esması çıktı. 391 defa söylemeye gayret edin. Diğeri de mâ esebâbi musibetin illâ bi iznillah. Tekabül suresinin 11. ayeti çıktı. 1200 ila 1300 adet arası söylemeye gayret edin. Anlamı ise hiçbir musibet gelmez Allah'ın izni olmadıkça anlamında bir ayet. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.